Suriye ordusu başkent Şam'ın Doğu Ghouta ilçesinde yer alan Ayn Terma ve Cobar semtlerine yönelik yoğun hava saldırılarına devam ediyor. Muhaliflerin kontrolünde bulunan ve çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan semtlere hedef alan saldırılarda son 3 günde en az 15 sivil hayatını kaybetti. Sahada bunlar yaşanırken Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Cara Del Ponte komisyondaki görevinden istifa etti. BM Güvenlik Konseyi'ne tepkisini dile getiren Del Ponte, Euronews'e konuştu. Öncelikle Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine nihayet beni hatırladığı için teşekkür ederim. Bu her şeye rağmen önemli. Suriye'de işlenen suçların kanıtlarını toplamanın 7. yılındayız ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yıllardır hiçbir karar almıyor. Il Consiglio di sicurezza non decide niente. Peki asıl sorun neydi? Güvenlik Konseyi Rusya'nın veto hakkı dolayısıyla engelleniyor. Doğrusu siyasi bir konu. Suriye konusunda taraf olan birkaç ülke var ve açıkçası bu ülkelerin siyasi çıkarları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında etkili oluyor. Suriye'deki savaşı eski Yugoslavya ve Ruanda'da yaşanan çatışmalara kıyasla nasıl değerlendiriyorsunuz? Eski Yugoslavya ve Ruanda meselelerinde soruşturma komisyonunun raporunu sunmasından 6 ay sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçti ve adım atıldı. Fakat Suriye'de 7 yıl geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Bu bir skandaldır. Keza işlenen suçların içeriğine baktığımızda kariyerim boyunca çok fazla suç görmeme rağmen böylesine bir acımasızlığa ve bu şiddette gaddarlığa hiç tanık olmadım.